pozitif enerjisi... Sen kahvaltıda falan çıkmıyorsun karşımıza o zamanda. ...ışıl ışıl gülümsemesi... Teşekkür ederim. ...ve her geçen gün artan güzelliğiyle Gülben Ergen yine içinizi ısıtacak. Erhan Çelik'le yaptığı sessiz sedasız evlilikle gündeme damgasını vuran Gülben Ergen'in mutluluğu yüzüne yansımış durumda o gece. Her zamanki gibi adeta hemcinslerine ders veren çıktığı ve pozitif yorumlarıyla Gülben Ergen Antalya'nın ılık iklimini yaza dönüştürüyor adeta. Sahne öncesi sohbet etmek için kameralarımızı kırmayan hanımefendi mikrofonumuza bir süredir ortalarda görünmemesinin sebebini açıklıyor ilk olarak. Ben stüdyodayım. Çocukların rutin dönemi devam ediyor. Stüdyo döneminde çok ortada olmuyoruz. Hani şarkı dinlemek, yazmak, çizmek vesaire. Biraz sakin bir dönem ama çok normal, çok yoğun çalışınca bir dönem durup bir dönem çok yoğun oluyor insan. Albümden sonra yine aynı yoğun. Yepyeni bir albüm için stüdyoya kapanan Gülben Ergen, Erhan Çelik'le mutlu bir beraberlik için ömürlük imzasını atmıştı. Ben sana, peri masallarını andıran düğünüyle herkesi hem şaşırtan hem de mutluluğuyla imrendiren başarılı şarkıcı, mutlu evliliğinin yanında her yıl ödüllere layık görülen anneliğiyle de ön planda. Peki Gülben Ergen her dönem yılın annesi ödülüne layık görülmesiyle ilgili neler söyleyecek acaba? Yok canım, teşekkür ederim. Ben çocukları çok seviyorum. Herkes iyi anne, öyle yılın annesi falan çok öyle bir şey kabul etmiyorum. Her anne çok iyi anne. Hele ki çok zor şartlarda annelik yapanlar var. Evladı özürlü olan anneler var. Onların yanında bizim anneliğimiz, bizim esamesi bile okunmaz. Ben çocukları çok seviyorum. Yani senin çocuğun da olsa, senin çocuğun da olsa getir bana bakarım yani. Bu arada güzel şarkıcının bir çocuk daha dünyaya getireceğinin müjdesini verdiği konuşulup durdu. Gülben Hanım'dansa konuyla ilgili haberlere yanıt gecikmedi. Öyle bir müjde de vermedim. Öyle bir şey söylemedim. 1, 2, 3, 4 tamam falan şarkıyla bir cevap verdim. Çok uzun süre bu hamilelik lafı konuşuldu. Gazetelerde yazdı, internette yazdı falan filan. Hani cinsiyeti falan da yazdı. Hiç böyle bir şey olmadı. Ama bir resim paylaştı ama. Ama yani paylaşır paylaşır. Her resimden bir haber niteliği çıkartmamıza imkan yok yani. Yok böyle bir şey. Her resimden bir yere gidersek yanarız. Hanımefendiyi sahneye uğurlamadan hemen önce evliliğinin nasıl gittiğini de sormadan olmaz tabii. Alışma süreci nasıl gidiyor bu arada? Evler aileden. Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor. Burada. Çok, hem de çok. Işıl ışıl kıyafeti ve göz alan güzelliğiyle Antalya gecesini aydınlatmak için sahnede Gülben Ergen. Ve biraz nostalji. Gülben Ergen, Arka Sokaklar şarkısıyla başlatıyor güzel konserini. Konser salonu hınca hınç dolmuş durumda. Hal böyle olunca bu başarılı performansa alkışlarla karşılanıyor Antalya'da. Ancak bu kadarla bitmedi. Eğlencenin startı daha yeni verildi. Ve son olarak aşkını itiraf etmek isteyenlerin dilinden düşürmediği şarkı Abayı Yaktım.